Bugün hep birlikte Alaska hazırlayacağız. Son günlerin muhteşem hafif sütlü tatlısından hemen ben dayanamayacağım. Kaşık kaşık yiyeceğiniz güzel bir pasta olacak. Bakın. Harika bir lezzet. Görüyorsunuz buradan yapısını. İçini de göstermek istiyorum. Görüyorsunuz krem şantisi ve iç kreması ile yapısıyla harika, muhteşem bir lezzet. Mutlaka deneyeceğiniz tatlardan bir tanesi olacak, bir tanesi haline gelecek. Videomu izlemeye devam edin. Detayları lütfen kaçırmayın bunun için. İlk aşama olarak bir paket krem şantimizi iyice boşaltalım. Görüyorsunuz su bardağı, standart ölçü su bardağım var burada. Yarısından biraz fazlasını kullanacağım. Bunu unutmayın lütfen, bu oran önemlidir. Güzelce mikser ile çırpıyoruz. Krem şantimizi güzelce çırptık. Görüyorsunuz kıvamını. Koyu bir kıvamlı oldu biraz. Yarım su bardağından bir tık fazla. Bunu mutlaka ihmal etmeyin. Bu şekilde bir paket için ölçümüz. Buzdolabına kaldıracağız. İyice soğusun. Ondan sonra pastamızın diğer işlemlerini hep birlikte tamamlayalım. Bisküvimiz var. Görüyorsunuz bu paketlerden kullanacağız. İçerisini kırarak alalım. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu da detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyor olacağım ama lütfen tarifleri ve videoları mutlaka izleyin. Detayları kaçırmamış olacaksınız bu şekilde. Hemen sığdığı kadarını, bir miktarını rondoda çekiyorum. Bisküvilerimizi gördüğünüz gibi rondoda un haline gelecek kadar çektik. Bir paket bisküvi kullandım burada. Paket boyutumuz bu şekilde olmaktadır. Kenara alalım. Bir tencere alıyoruz. Tenceremizin içerisine 3,5 su bardağı süt ilave ediyoruz. Toplam 3,5 su bardağı süt ilave ettim içerisine. Bir paket kakaolu puding kullanacağız. Bunu ocağa almadan önce güzelce topaklanmaması için karıştırıyoruz. Ocakta sürekli karıştırarak pişireceğiz. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısalım. Yine bir 5 dakika kadar kaynama işlemimizi gerçekleştirsin. Kakaolu pudingimiz de hazır demektir. Evet. Kıvamı pürüzsüzleşti. Topaklanmaması için karıştırma işlemini gerçekleştirdim. Şimdi ocakta güzelce kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Pudingimiz hazır. Burada bir 5 dakika hemen şöyle bir karıştıracağım. İlk sıcaklığını 60 olsun. Bu arada eğer evinizde hazır pudinglerden yoksa evde yapabilirsiniz. Yani 3,5 su bardağı süte 2 yemek kaşığı un ilave edin. 1 yemek kaşığı nişasta, 6 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı da dolu dolu tepeleme kakao ilave ederseniz güzel bir puding elde etmiş olacaksınız. Evet, birkaç dakika hemen karıştırdım. İlk sıcaklığın atmasını bekledik. İçerisine bir paket un haline getirdiğim, görüyorsunuz epey ince un haline getirdim. Kakaolu bisküvilerimi ilave ettim ve karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra sunum kaseme alacağım bunu. Tutmak biraz zor oluyor ama bu şekilde görebiliyorsanız.
bütün harcı borcumu güzelce eşit bir miktarda yayacağım. Böylece tatlımızın tabanını oluşturmuş olduk. Görüyorsunuz, önce oda sıcaklığında, daha sonrasında da buzdolabında şöyle yarım saat, bir saat arası dinlendirelim. Bu aşamada zaten krem şantiyemiz de buzdolabında, soğuma aşamasında diğer işlemlerimizi tamamlayalım. Soğumuş olan krem şantiyemizi yine soğumuş olan pastamızın üzerine sürüyoruz. Pastamızın da bu taban kısmının da soğumuş olması gerekiyor. Çünkü krem şanti süreceğimiz için krem şantimizin erimemesi gerekiyor bu aşamada. Her yerine eşit şekilde güzelce sürüyoruz. Tüm krem şantimizi pastamızın üzerine düzgün bir şekilde yaydık. Çünkü üzerine çikolatalı sos yapacağız. Bu düzgün zemin önemli bizim için. Görüyorsunuz, yan kısımdan da kalın bir tabaka krem şantimiz oldu. Şimdi güzel bir çikolatalı sos hazırlayacağız üzeri için. 2,5 su bardağı sos ile bir çikolatalı sos hazırlayacağız. 1,5 su bardağını koydum sütümü. Hemen iki buçuk oldu toplamda. Diğer su bardağı ölçümü de ilave ettim. İçerisine çikolatalı sos ilave ediyoruz. Bir metal çırpıcı yardımıyla güzelce önce ocağımızı almadan önce çırpalım. Her zaman söylüyorum, bu işlem tamamen sütümüzün topaklanmaması içindir. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu işlemi devam ettirin. Zaten 1 dakika sürecektir yaklaşık. Güzelce çırpalım. Kenarlarını almış olalım. Evet, ocağımızda kıvam alana kadar güzelce pişireceğiz. Çikolatalı sosumuz da hazır. Kaynadıktan sonra kısık ateşte bir 3-4 dakika daha kaynaması yeterli olacaktır. Şu anda da üzeri soğudukça kabuklanacaktır. Kaymak tutacaktır. Bu sebepten dolayı sık sık karıştırmamız gerekiyor bu şekilde. Soğuyana kadar karıştıralım. Soğuduktan sonra pastamızın üzerine çikolatalı sosumuzu da dökeceğiz. Çikolatalı sosumuzu görüyorsunuz. Üzerine eşit bir şekilde dağılması için gezdiriyoruz. Videomu izlediyseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Yorum görüşlerinizi bekliyorum. Bunun dışında fırınsız yaptığım kokostay pastam var. Bunu çakma trileçe hazırladım. Gerçekten tadına bayılacağınız bir pasta haline geldi. Bunda da fırın kullanmadım. Mutlaka bunları da videonun sonuna ekleyeceğim. Görmenizi istiyorum. Hemen düzelteceğim üzerine. Evet, pastamız şu anda hazır ama buzdolabında mutlaka dinlenmesi gerekiyor birkaç saat için. Evet, pastamız hazır. Hemen dilimleri keselim. Her kesme sonrasında bıçağınızı mutlaka peçete ile silin. Ama inanın bu lezzeti kaşık kaşık yiyeceksiniz. Çok hoşunuza gidecek bir tarif. Üzerine file bademlerim var. Kırdığım file bademler ile süsleyeceğim. İşte kaşık kaşık bile yiyeceğiniz muhteşem pastamız hazır artık.
Bu şekilde isterseniz dilimleyerek sunumunu gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz de dediğim gibi kaşık kaşık zaten dayanamayacaksınız. Oğlum sabırsızlıkla bekliyor açıkçası. Ben de bekliyorum. Çok sevdiğim bir lezzet. Daha önce de denedim. Sizlere çekimini yapmadan önce bizden tam not aldı. Sizlerle paylaşmak istedim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle.